Rusya Dağlık Karabağ'da yeniden silah seslerinin duyulduğunu, bölgede neler yaşandığına ilişkin çok az bilgisi olduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise Azerbaycan ordusunun yeni bir zaferini gösteriyor. Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından ilk kez ateşkesin bozulduğu Hadrut çevresindeki çatışmanın detayları ortaya çıkarırken bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Bölgeye yerleşen Rus barış güçleri 13 Aralık'ta haritayı değiştirip bir gün sonra köhne Tağlar ve Çaylakala köylerini Azerbaycan'da gösteren eski haline çevirdi. BBC, Rus yetkililerin harita değişikliği hakkında yorum yapmadığını ancak Azerbaycanlı milletvekillerinin söz konusu değişikliği de eleştirdiğini bildiriyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlalinin endişe verici olduğunu ancak çok çabuk çözüldüğünü söyledi. Bu barış gücü askerler için ek bir yük diyen Peskov'a göre taraflarla derhal temasa geçildi. Peskov, RIA Novosti'nin bildirdiğine göre mevcut durum hakkında çok az şey bilindiğini de dile getirdi. Hocavent'e bağlı iki köy çevresinde çatışmanın ardından RIA Novosti yerleşimlerinin Azerbaycan özel kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Azerbaycan medyası 10 Kasım anlaşmasına göre boşaltılması gereken köylerdeki Ermeni mislerin Azerbaycan özel kuvvetleri tarafından temizlendiğini aktardı. Ermenistan medyası ise Hadrut çevresindeki köhne Tağlar ve Çaylakala köylerinde yaşayan Ermeni işgalcilerin tahliye edildiğini ve köylerin iadesinin tamamlandığını yazdı. Medyadaki haberlere göre köye gelen Rus barış güçleri Azerbaycan tarafıyla görüşmeler yürüttükten sonra bölgeden ayrılıp Hankendi'ye gitti. Çatışmalardan günler sonra ise detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ermenistan tarafı çarşamba sabahı köhne Tağlar ve Çaylakala çevresindeki mevzilerde bulunan askerlerle irtibatın kaybolduğunu açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanı çok sayıda askerin gece yarısından bu sabaha kadar arandığını belirledi. Gerçek ise 160'a kadar Ermenistan askerinin esir alındığıydı. Hatur çevresinde Azerbaycan ordusu tarafından esir alınan askerlerin görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Askerlerin karlı bir arazide beklediği görülüyor. Ele geçiren çok sayıda askeri kamyon ve diğer silahlar ise Azerbaycan tarafından nakledildi. Bu görüntüler de yine sosyal medyada paylaşıldı.